Evet, Erdem hocamızı alıyoruz. Hocam selamlar. Evet, iyi akşamlar. Nasılsınız hocam? İyi, sen nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Vallahi koşturma. Koşturma devam. Aynen. Valla Aynen. bende de şöyle bir durum var. Tablette yine bir sıkıntı oldu ama inşallah bunu halledeceğiz inşallah. Telefonda. İnşallah, inşallah, inşallah hocam. İnşallah. Şimdi şöyle başlayalım. Tabii. Erdem hocam hemen konuya geçelim istersen. Çünkü çok konularımız Tamam. var. Tamam. Ben ilk soruyu sorayım sana. Sistem ve ekolümüz var mı? Bu konularda ne düşünüyorsun? Diye bir başlayalım. Şimdi sistemle alakalı sistemin parçaları çok önemlidir. Hani bilgisayardan da örnek vermek gerekirse bilgisayarın parçalarının birbirine uyumlu olması gerekiyor ki sistem çalışsın. Biz bunu tabii sorgulamamız lazım. Yani sistemimizdeki parçalar, yani insanlar ne kadar uyumlu birbirleriyle ve ne kadar verimli, önce ona bakmak lazım. Ben sistemin güzel olduğunu fakat birbirleriyle uyumlu insanların konusu dışında verimli olmadığını düşünüyorum. Yani iş konusunda iş insan gücünün işi ilerletmek adına ilişkilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu tabii ki ne yazık ki bu çarkı iş anlamında insanlar döndürüyorlar. İş gücü döndürüyor, insan gücü döndürüyor ama ne yazık ki sistem biraz farklı şekilde ilerliyor. Bunun dışında da hani organizasyon tabii ki organizasyona bakmamız lazım. En azından bu sistemi ayakta tutacak olan organizasyonun temellerinin sağlam olması lazım. O da zaten sen de hocam tecrübelisin. Onu da ne kadar gerçekleştirebiliyoruz? O da soru işareti. Şimdilik böyle cevap vereyim dedim buna. Süper. Peki ekolümüzdeki mesela yani İspanyol ekolü var, Fransız ekolü var. Sen bizim Türk ekolümüzün ne olması gerekiyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Bir kere tabii var mı? Yani şöyle Olacaksa da söyleyeyim. ne olmalı? Bir kere spor kültürümüzden uzaklaştığımızı düşünüyorum. Yani biz Nevriye'nin, Işıl'ın, Birsel'in, Işıl şu an hala oynuyor ama biz geçmişten gelen bu sporcuların edep, ahlak, sosyal çevre, sosyal alan, sportif başarıları bunlara çok dikkat ederek geldik bugünlere ve bir ekol oluştu. Bunları rol model belirleyen oyuncularımız vardı. Ama son 15 yıldır bir tane Birsel çıkartamadık. Ya da bir tane daha Işıl hala bugün soruluyor. Işıl'ın yerine oyuncu gelecek mi, var mı diye. Ben söyleyeyim, bence yok. 2 sene sonra ne olur, 2 sezon sonra ne olur bilmiyorum ama biz en azından bu ekol sistemi yaratabilmemiz için kültürümüzden uzaklaşmamız gerekiyor. Zaten toplantılarda da her zaman söylüyorlar işte gerek Fransa gerek İspanya onların kültürlerine oradaki sporculara bakıldığı zaman o sporcular federasyonun ve özellikle milli takımlar düzeyinde bu oyunculara ne kadar sahip çıkıldığını görüyoruz. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok ama biz oyuncularımıza sahip çıkmıyoruz. Ya da bir Kerem Tunçeri ya da örnek veriyorum Hidayet ya da Ömer Onan ya da o jenerasyondaki oyuncularla biz başarılar elde ettik. Gücümüzü tüm dünyaya gösterdik ama ondan sonra aşağıya doğru bir kayış başladı. Bunun da kültürümüzden uzaklaştığımızdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Kültürümüz, biz Türk'üz yani bizim örfümüz, adetimiz, biz abilerimize saygıyla geldik, hiyerarşiyle geldik. Her zaman Cem abi de söyler, liyakatla geldik. Yani bunları kaybettiğimiz için bugün bir antrenöre işte çok özel, senin de sağ ol, teşekkür ederim. O ekibi bir araya getiriyoruz Cem abiyle beraber, senin sayende de. Hurşit abiye baba ne haber diyemezsin. Yani ağzına böyle fırıncı küreğiyle vurur. Şimdiki oyunculara bakıyorum, inanılmaz derecede larçlar, inanılmaz derecede. Ama niye? Bu kulüplerin, antrenörlerin üstündeki baskıdan dolayı bu kültür çok aşağılara indi ve bu kültür oyuncu oynasın da ben başarılı olayım, benim maaşım yatsın, ben kovulmayayım.
noktasına geldiği için oyuncularla antrenörlerin arasındaki bu çizgi yok olduğundan dolayı kültürümüzden uzaklaştık. Ama Spanulis'e bakıldığı zaman hala Ivković'i gördüğünde saygı gösteriyor ya da çalıştığı antrenöre bir saygı gösteriyor. Ama biz Türk kültürümüzden uzaklaştık. Evet. Doğru. Jenerasyon farkı da var bu arada. Yani evet, aynen. Evet. Bizim jenerasyonumuz biraz daha farklıydı. Şimdikiler de daha hocam. Çok farklı aynen. Yani. Şimdi aynen. İkinci bir konuya geçelim. Benim çok merak ettiğim bir soru. Bayan basketbolunun marka değeri için neler söylersin? Bununla ilgili de neler yapılması lazım? Mesela benim konuştuğum konularda bayanlarda BGL ligi ya da üniversiteler ligi kurulmalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Önce marka değerinden başlayayım. Markayı marka haline getirebilmek için bir sürü uygulanması gereken önlemler var. Kriterler var. Bugün marka tescilinizi, markanızı tescil etmek istediğiniz için bir sürü durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sorguya çekiliyorsunuz. Her şeyi size soruyorlar ve ona göre sizi değerlendiriyorlar ve markanızı tescilliyorlar. Bizim markamızı, liglerimizi markalaştıracak kulüplerdir. Ama kulüplerin durumlarında bugün şöyle örnek vereyim. Bir restorana gittiğiniz zamanlarda restoranın içerisindeki önce ortama bakarsınız. İnsanın cebinde 1.000 lira da olsa gider, 100 lira da olsa gider. Ama 1.000 liralık adam yani çok haddinden fazla para harcayan kulüp gibi düşünelim. Orada çok sıkıntılı bir süreç yaşattığı zaman bir daha o restorana gitmek istemezsiniz. Ya da cebinde 100 lira olan bir insan orada tuzu getir, limonu getir, orada bir sıkıntı çıkartırsa bir daha gitmek istemezsiniz. Liglerimizin marka değerinin oluşması için KBBL'den başlayarak bir kriterlerin gelmesi lazım. Yoksa daha önce konuştuk hocam, sizde 50 bin varsa, bende de 50 bin lira varsa biz takım kurabiliriz seni. Yani Orçun gücü olur. Biz oradan bir şekilde başlarız. Doğrusu bu mu? Hayır. Önce amaç ve hedef. Ben her zaman söylüyorum. Bunu her platformda da söyledim. Amaç ve hedef birbirinden uzaklaştığı sürece hedef kulübün karşısına ilerleyen zamanlarda çıkıyor. Ağır bir şekilde. Amacını da bilmediği için amaçla hedef karıştığı zaman da o da suratına gerçekten böyle bir tokat gibi kulübün karşısına geliyor ve işte kulüp kapanıyor bir sene sonra. Diyor ki ben böyle bilmiyordum diyor. Ne oluyor bu sefer, marka değerimiz aşağılarda kalıyor. Çünkü bunlar sorulmuyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani o yüzden kadın basketbolu 2014 yılından itibaren Erkan Hoca da geldi. O da aynı şeyi programımızda söylemiştim. Çok değerli antrenörleri kaybettik altyapılarda ve kadın basketbolu aşağı doğru inmeye başladı. Bir de bu liyakat olmadığı için ve bu hiyerarşi durumu olmadığı için her önüne gelen kulüp kuruyor misali. Olursa restorana bir daha gitmek ister misiniz? Soru işareti. İşte gitseler bile bu sefer ne kadar fazla verim alabilirsiniz? Çok ayrı bir konu o da. Evet. Hocam teşekkürler. Ağzına sağlık. Şimdi diğer konu, belediye kulüplerinin başarılı olduğunu düşünüyor musun? Çok belediye kulübü var. Bir sene yapıyorlar. İşte bu iddia gelirleri özellikle. Ondan sonra da evet. Kapatıyorlar ya da işte özel kulüpler oluyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Özel kulüpler özellikle. Bir önceki soruyu da tamamlayayım. Onu unuttum. Daldım, kusura bakmayın. Bu şeyle alakalı. BGL ile alakalı. BGL üniversiteler, evet. BGL'nin ben olacağını çok düşünmüyorum. Olmaması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü oyuncu skalasına bakıldığı zaman bizim çok ciddi oyuncularımız sınırda. Bizim çok fazla oyuncu kapasitemiz liglerde yok. Altyapıdan yetişen oyuncu sayısı da belli. Bunları da rakamla zaten söylemiştim. Ama ben BGL değil de tabii buna federasyonumuz eğer onay verirse, maddi manevi desteklerse belki olabilir ama gene oyuncu skalası karşımıza çıkacak. Çok fazla oyuncu skalamız yok, oyuncumuz yok elimizde. Ben KBBL'yi sadece ismini değiştirerek, yani bir devrim yaparak KBBGL yaptım. Çünkü bu zamana kadar KBBL'de bakıldığı zaman 16 ile 23-24 yaş arasıydı geçen sene. Bu sene 16 ile 21 yaş arası, 22 yaş arası. Demek ki KBBL'de ses getiren oyuncular ya da oynayan oyuncular 16 ile 22 yaş arasında. Örnek veriyorum ki zaten öyle. Bu sistemi hazır böyle devam ederken bunu değiştirip yaş sınırı getirip
Hani bunu belki bazıları hukukçularımız şey diyor, yaş sınırını getiremezsin. Çok da güzel getirilir. Belki doğru söylüyor ama ben getirileceğine inanıyorum. Çünkü lig federasyonun ligi. İstediğini alttan bu çocukların geleceği için bunu gündeme alabilir ve yapabilirdi. 22 yaş sınırı koyarsınız, 21 yaş sınırı koyarsınız. 25-26 yaş üstü de iki tane oyuncuyu kadroda bulundurursunuz. Bu çocuklar orada oynarlar. Bu çocukların altyapıdan çıktıktan sonra oynayamıyorlar. Mesela geçen sene ben kadromda bu sene çok istediğim ve inanın belki ilerleyen zamanlarda olur. Şu an kulüp ismi vermeyeyim, oyuncu ismi de vermeyeyim. Çok iyi bir şutör, oyun görüşü çok iyi olan bir insan. Şunu diyemiyorum, diyemiyorsunuz tabii. Ya kızım hani önce TKBL'ye değil, önce burada bir oyna. Burada kendini, özgüvenini kazan. Ondan sonra yukarılara git. Zaten gidersin. Sistem seni bir şekilde yukarıya atıyor ama diyemedim kıza bunu ve kız bu sene ortalama 1,5 dakika oynadı. Hatta oynayamadı. Ne oldu? Kızın bir senesi mahvoldu. Ama burada kendi yaşıtlarıyla oynasaydı, çünkü kendi yaşıtları olunca hocam biz de isteriz. Yani gidip 82'lerle oynamak istemem ben. 84'lerle oynamak, 85'lerle oynamak isterim. O yüzden altyapıdan çıkan kız direkt buradan başlarsa oynayarak yukarı doğru gider. Özgüveni yukarı doğru gider ama tabii buna Zafer abi ve diğer bazı büyüklerimiz ya olsun orada dursun kendinden büyüklerle oynasın diye düşünüyorlar. Belki doğru düşünüyorlar ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. O yüzden KBBGL'yi değiştirip bu şekilde yapılabilir. Çünkü Fenerbahçe Gelişim, Düzce Belediye yarım milyon TL'lik takımların içinden sıyrılıp şampiyon oldular. İnsanlar inanılmaz takım kurdular ama 2002-2001 doğumlu çocuklar çıktı geldi onları geçti. Federasyon kupasını Fenerbahçe Gelişim aldı. Demek ki bu yapılabiliyor. Demek ki kaliteli bir oyuncu grubumuz var. BGL kurulabilirdi. İkinci yani demin sorduğunuz soruya da gelince hocam. Orayı bir daha alalım belki kaçırmıştır insanlar. Siz de Belediye zahmet. kulüplerinin başarılı olduğunu düşünüyor musun? Ya da özel Hı. kulüplerin bir sene açılıp işte iddia gelirlerini alıp ondan sonra kapatması sence uygun mu? Bu konuda ne düşünüyorsun? Hocam yani siz de Urla Belediyesi'ndeydiniz. Bazı belediyelerin kendi bünyesinde yapıyorlarsa bir şekilde başarılı oluyorlar. Urla Belediyesi keza öyle. Çok ciddi borçların olduğunu duyduk. Duydum. Görmedim. Bir şey de diyemem. Haddim de değil. Ama Edremit Güre Belediyesi yıllardır bir şekilde burada mücadele ediyor. Bayraklı Belediyesi 2013'tü sanırım ya da 2014'te kuruldu. Ve yıllardır çok ciddi devam ediyor. Kendi bünyesinde belediye yapmak isterse okey. Ama bazı insanlar var işte. Kim o insanlar? Araya giriyorlar. Belediyenin ismini kullanıp ya biz yaparız işte belediye olarak siz de bu işe ön ayak olun diyen şeylerden çok fazla çıkmıyor hocam. İşte bir sene sonra kapanıyor, 2 sene sonra kapanıyor. O belediye olaylarına da bir kriterin gelmesi gerekiyor. Yani bir şeylerin olması gerekiyor. Yoksa bugün Urla Belediyesi'nin yanlış bilmiyorsam ödediyse özür diliyorum ama ödemediğini biliyorum. Ödeyemediğini daha doğru biliyorum. Minimum 10 tane oyuncuya borcu var. Evet. Yani bu çocukların alacakları var. Peki bu belediyedeki bu işleri kim yaptı? Ama genel olarak totale bakıldığında bence belediyelere kriter gelmesi lazım. Gelmediği sürece bu işler böyle 2 sene yapayım, kapatayım, öyle öyle devam edecek. Ya bir tek çok ciddi belediye takımları var yıllardır yapan ama 1-3-5 o kadar. Diğerleri yapıyor ve kapatıyor. O yeri kesmek lazım. Aynen. Özel kulüpler için düşüneceğim. Ya özel kulüplerdeki en büyük sıkıntı hocam o. Kadın basketboluna para kazanmak amaçlı giriyorlar. Sıkıntı o. Ben bunu 2015 yılında tamamen sistemi anladım. Yani kadın basketbolunda artıya geçersiniz. Para kazanamazsınız. Çünkü bu artıya geçtiğiniz zaman diyeceksiniz ki hocam artıya geçtik. Geçtik işte. Hayır onu da altyapınıza harcayacaksınız. O zaman oyuncu yetişir. O zaman 70 bin liraya oyuncuya para vermezsiniz. Kendi altyapınızdan uzun vadede oyuncularla çalışırsınız. O yüzden özel kulüplerle de, üniversitelerde de, belediyelerde de ciddi bir şekilde bazı yaptırımların olması gerekiyor. Müessese kulüpler hariç. Onlar zaten bir şekilde sistemi oturtmuşlar. Doğru yapsalar da, yanlış yapsalar da tren raya bir şekilde oturuyor belki bir sene sonra. Ama kadın basketboluna çok ciddi anlamda zarar veriyor bu isimler. Çünkü amaçları farklı. Biz bir kere işte 2014'te onu konuştuk. Bir kulüp başkanımıza kulakları çınlasın. Niye giriyorsunuz dedim.
Ya iş istihdamı şey yaratalım, işte işçi alayım, işte antrenörler açıkta kalmasın. Tamam, bunu KBBL'de de yapabilirsiniz. Ya o değil de işte bir TKBL'ye çıkalım, TKBL'de daha iyi oyuncular yetişir filan. Sonraki hedefiniz ne dedim? A, kesinlikle Süper Lig dedi. Sonra dedim, sonrası yok hocam, niye zorluyorsun dedi, işte Süper Lig'de duralım dedi. Amaç ne dedim? Amaç bir şey yok, orada duracağız dedi. Şimdi gittikçe sorular soruldukça insanın amacının sadece bu işten para kazanma amaçlı girmek veya bu adam mutlaka bir şey yapacak noktasında zaten bir şekilde yaptığını da görüyorsunuz. Bunları da denetlemek lazım. Yani kolay değil. Hani bir yere girerken 70 tane soru soruyorlar size. Yazı alıyorlar sizden. Bu da olabilir. Yani niye giriyorsun? Amacın ne? Kadın basketboluna ne yatırım yapacaksın? Salon olabilir. Tesis kuracağım. Bir amaç olabilir. Avrupa'da çok iyi yerlere geleceğim, bir hedeftir ama amaç doğrultusunda kendi altyapımdan oyuncu yetiştireceğim gibi bir amaçtır. Ama onlarla ilgili cidden yani bir insan giriyorsa kadın basketboluna bu açıklardan dolayı giriyor. Şimdi biz Orçun Hoca ile niye gireceğiz ya da girelim? Ya bir dakika hocam dersin, var mı para, var. Bende var mı, var. Girelim. 6 ay boyunca para ödeyelim. Son 3 ayda ödemeyelim. Oyunculara vereceğimiz parayı da iyi bir transfer yapalım Süper Lig'den. TKBL'deyiz. TKBL'deki sistemi ben sana anlatayım. Süper Lig'deyiz. Yani bu açıklar olduğu sürece herkes restorana giriyor. Ve bir daha oraya restorana girmek ister misiniz? İşte o zaman da marka değeri yerlerde oluyor. Çünkü önlemini alamıyorlar. Önlemini alsalar daha rahat olacak bazı şeyler. Hocam teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi diğer bir konudan bahsedeyim. Ülkemizde basketbol yönetici eksikliği var mı? Bana göre var da sana Evet. da bir sorayım. Aynen. Bu konuda önerilerin nelerdir? Bir de spor akademilerindeki yönetici bölümlerinden çıkan öğrencilerin yöneticilikle hiçbir alakası olmadan fitness alanlarına çalıştığı görülüyor şu anda. Evet. Bunlardan hiç yararlanılmıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu zaten ilk spor, yani spor yöneticiliği okuyan şeyleri siz zaten söylemiştiniz hocam. Dediniz ki yani Türkiye'de spor yöneticiliği niye var? Hatta bunu söyleyen ilk sizsiniz. Çok da güzel bir tespit bence. Yani bununla en son toplantımızda da çözüm odaklı iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Spor yöneticiliği okuyan bir öğrenciyi ikinci sınıfta TKBL'deki, Süper Lig'deki, KBBL'deki takımlarda direkt çalışmaya başlayabilirler. O zaman biz dışarıdan bir yönetici yapacaksak, dışarıdan hiç basketbolla alakası olmamış bir insanı biz takım menajeri yapacaksak, o zaman dediğiniz gibi Türkiye'de spor yöneticiliğini niye biz okuyoruz? Şimdi benim yardımcı antrenörüm spor yöneticiliği okuyor. Bazı şeyleri anlattı. Yaşadığı olayları da ben biliyorum. Abi ben niye okuyorum dedi. Ya ben ne yapacağım dedi. Şimdi hep soru işareti. Çünkü spor yöneticinden mezun olan bir insanın bazı kulüpler istemez. Çünkü niye? Ciddi bir para vermek zorunda. İşi biliyor çünkü. Ne oluyor? Bu sefer diyor ki işte Ahmet gelsin, işte sen takım otellerini ayarla. Yani dedim ya en başta, sistem ve bu parçaları bir araya getirebilecek uyumlu insanların bir araya gelmesi lazım. Başarı bu şekilde geliyor. NBA'ye bakıyorsunuz, 17 tane staff var. Belki bu 17 staff'ın 14'ü okumuş, bu işin içinden gelmiş insanlar. Üç tanesi belki dışarıdan analizatör, bir şirket. Ya başarının B'si buradan başlıyor. İşte Fransa'yı dün Fatih hocamız anlattı. Yani ben biraz yerin dibine girdim. Yani bakar mısınız rahatlığa, kulüplerin duruşuna, misyonuna, vizyonuna? Biz Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. O yüzden bu yöneticileri sizin dediğiniz gibi kulüpler bünyesinde belki bir stajyer olarak, belki yarınlarda. Benim yeğenim mesela Mercedes'te stajyerlik yaptı. Çünkü niye? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezundu. Mercedes ne yaptı? Niye gidip Bahçeşehir Üniversitesi'nden ya da oradan buradan almadı da İTÜ'den, ODTÜ'den alıyor? Çünkü diyor ki yani bu işi biliyorlar. O yüzden de 3. sınıftayken ben bunu alayım, yetiştireyim dedi. Bunu da mesela kulüpler yapabilir. Yani bu oyuncularla anlaşabilir, örnek veriyor. Şey, bu öğrencilerle anlaşabilir ya da federasyonumuz bu konuda o birlik ya da o kurul belki böyle bir şeye ön ayak olabilir. Dışarıdan B kartın vardı da işte giriyorsun da alacaksın da çıkacaksın da işte sen C, sen şöylesin 10 yıldır, ya bunlara gerek yok ki. Çok dediğiniz gibi
100 bin tane, 200 bin tane öğrenci var. Zaten kulüp sayısı 50. Yani olabilir yani, bu başlangıçta çok rahat olabilir ama bunu yıllardır söyleyen insanlar var zaten. İşte biraz da öğrencilerde bitiyor tabii. Evet. Jenerasyonların bizim gibi olmaması. Bizi kovalarlardı. Biz kapıdan kovalarlardı. Bacadan girerdik. Şimdikine hazırdı biraz da. O belki de tabii, hemen. O konuda da biraz onların da biraz da öğrencilerin de biraz daha atılımlı olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi, kesinlikle. Aynen. Diğer bir konuda şöyle Ayhan abiyle konuştuğumuzda bir söyleşide 5 artı 5 yani 10 dakika 5 oyuncu, 10 dakika 5 oyuncu küçüklerde vardı. Onu da kaldırmış federasyon son öğrendiğimizde. Ayhan abinin önerisi şuydu. Bunu yıldız ve gençlerde de uygulayalım. Ondan sonra bütün oyuncular kendini bu takıma ait hissetsin. Sen bu görüşü savunuyor musun? Bu görüşle ilgili ne düşünüyorsun? Yani şimdi görüşü takdir ediyorum. Çünkü Ayhan abi çok tecrübeli bir insan. Mutlaka bizlerden, biz 100 kere gördüysek o 300 kere görmüştür. Çok mantıklı bir şey. Ama Ayhan abi şunu sorayım. Bunu denetleyecek ya da bunu denetleyecek kesim kim? Çünkü öyle bir şey antrenörler var ki, hepsini söyleyemem affola. Biliyorsunuz sahanın içerisinde tam çık, gir, sen işte şöyle yap. Ya onun bir yolunu bulurlar. Yani bir şekilde gene iyi oyuncuyu araya koymaya çalışırlar. Bir şey yapar, sakatlanır. Bu sefer psikolojik olarak çok daha farklı sıkıntılarla oyuncular karşı karşıya gelebilir. Bunu saha komiserleri, teknik komiserler, oyunu okuyan kimlerse onlar biraz kontrol edebilir. Yani denetleme olayı burada biraz sıkıntı. Ben İstanbul Üniversitesi ile oynuyorum diyelim. İlk 5, ikinci 5 yaptım ki bu çok güzel bir düşünce ama bir baktım mesela ikinci 5'ini aldı. İkinci 5'inde bir anda kız oyundan çıktı. Niye? Sakatım dedi. Kız sakat değil, ben bunu biliyorum. Ne yaptı? İyi oyuncusunu oraya aldı. O zaman ben de aynısını yapmam lazım. Ben yapar mıyım? Yapmam. Çünkü kendi kulübümün başkanıyım. Oyuncu yetiştiriyorum. Benim için hiç problem değil. Ama antrenörlerin iş kaybetme korkusu, işte daha önce Mihriban Oğuz'un söylediği gibi, yani kutup yıldızları olarak ben nasıl Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı yeniyorum noktası. Yarın bugün maç kaybettiğinizde sen nasıl atıyorum Beşiktaş Spor Kulübü'ne maç kaybedersin korkusu. Yöneticilerine bunları açıklayacak. O yüzden oralarda bazı sıkıntılar oluşabilir, yani onu denetleyecek olan kişinin sağ komiseri olduğunu düşünüyorum. O konuda eğer şey yaparlarsa daha farklı bir şey olabilir, sistem olabilir. Ayhan abi yazdı. Ayhan abi yazmış, kural belli, sakat oyuncu bir daha giremez diyor. Gibi mesela, bu da güzel. Evet, sakatsa bir daha girmesin, o da olabilir. Yani bunlar güzel şeyler, önlem alınabilir. Hiç yoktan Ayhan abiye katılıyorum. Bir sistemdir yani, hiç olmazsa bu çocuklar oynaya oynaya gelir. Yoksa her kurum, dün Fransa'da aynısını yaşadık işte Fatih Hoca'nın söylediği Dijon takımının. Ben çok şaşırdım Orçun Hocam yani. 10 tane oyuncuyu rotasyona sokmak ne demek ya? Yani biz burada 7 kişiyle 5 kişiyle oynuyoruz. İşte belki bu sistem gelirse herkes oynadığı zaman rotasyonumuz büyüyebilir ve oyuncu yetişir diye düşünüyorum. Ya da yetişmese olabilir, bile mantıklı. Oyuncu şunu diyebilir. Genç takımda oynadım. Ben oynadım. Evet. En azından evet. Oynadım der yani. Oynadım. Hiç oynamadım, oturmadım demez. Hiç oynamadım, oturdum demez en azından. Ben benim de mantığım o yönde. Olabilir, olabilir. İnşallah duyan olursa bu konuda inşallah sistemi getirebiliriz. Şimdi diğer bir konu, en önemli konu bence, antrenör veri arasındaki diyalogların düzgün olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden biz şöyle oyuncuyken, sen de oyuncuyken biz ailemizi antrenman sahasında göremezdik ya da ne bileyim o kadar kesinlikle profesyoneldik ki hiç konuşmazdık. Şimdiki kesinlikle çocuklar fotoğraf çekme, bilmem ne, işte aileler saha içerisinde, işte antrenörlerle daha fazla sıkı fıkı. Yani bu konuda ne aynen düşünüyorsun? Mesela bunlara bir önlem düşünülebilir mi? Bu konudaki düşüncelerin nelerdir? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben birçok antrenörü dinliyorum, büyüklerimi de dinliyorum. Biz de oyuncuyken dediğin gibi bizim ailemizden biri gelip anca antrenman çıkışında arabayla alır evine giderdi. Bir antrenörle konuşayım. Yani biz öyle yetiştik. Bizim ailelerimiz de bizi öyle yetiştirdi. Örnek veriyorum. Şimdi Ayhan abi, Ayhan Kalyoncu. Ayhan abiye gidip ya işte Erdem'in durumu diye sormazdı bile. Yani mutlaka derdi koçun şeyi var. Bunu birazcık antrenörler bu çizgiyi bozdular. Ben spor okulları da yapıyorum. Benim
yaklaşık 14 yıl oluyor, 15 yıl oluyor pardon. 15 yılda ben bir tane veli dışında hiç kimseyle kavga etmedim. Hiçbir velim benim okuluma gelip benim salonumda ekstra antrenörümü ezdirmedim. Çünkü veli şuna bakıyor. Ya bu adam çalışıyor mu? Eğer siz elinizde çay bardağıyla kenarda durup topu ayağıyla çocuğa atıyorsanız ya da siz antrenmanda telefonunuzla ilgileniyorsanız veliler artık çok dikkatliler. Ve ben yıllardır bunu elimden geleni yaparım. Telefonumu alırım, mutlaka koyarım, kapatırım. Bu kültürle büyüdüğümüz için bunu şimdiki nesil yapmıyor hocam. Yani ve Ayhan Kalyoncu, Ayhan abiye soralım. Yani mutlaka Ayhan, işte Ayhan Hoca bizim çocuğu oynat. Böyle bir şey söyleyemez. Niye? Çünkü Ayhan abi inanıyorsa Ayhan Koç'a. Gerçekten o çocuğun üstünde emeğinin olduğunu görüyorsa ve biz gerçekten antrenörler olarak o çocuğun üstünde emek gösterdiğimize veli inanıyorsa veli ağzını açmaz. Ben de kimse bunu yapmadı. Ama biz sadece 3 kişiyi 4 kişiyi maçın içinde oynatıyorsak o zaman veli bir yerden kaynamaya başlıyor. O yüzden antrenörler bu çizgiyi aştı. Bence o çizgiyi gerçekten kaybettik. Yani kaybedildi. O yüzden İstanbul Üniversitesi'nde işte veli tribünden atladı. Olabilir. Evet bir tane gerçekten çıkabilir. Ama bir daha onu yapılmaması için yöneticileri, bir kulüp ismi vermeyeyim, sabaha kadar toplantı yapıldı. Benim antrenörlerim çalışıyor. Benim antrenörlerim gerçekten yapıyor. Bu adam kim dediler? Gerekeni yaptılar ama sonra araştırmaların sonucunda oyuncu antrenör ilişkisinde bir sıkıntı yaşadılar. Çünkü o çizgiyi kaybettiklerinden dolayı antrenman sonundaki diyaloglardan ötürü anne baba kendini ekstra bir sorumluluk hissetmiş ve tribüne atlamış, gereken yapılmış. O yüzden o çizgiyi aşmamak lazım. Ben hiçbir velime kolay kolay abi demem. Orçun Bey derim, Ahmet Bey derim. Çünkü iş yapıyoruz. Ha, işin dışında eyvallah hani gene de kolay kolay ben velime abi demem. Yani bunu ben altyapıdaki çalıştığım antrenörlere de söyledim. Ekibime de söyledim. Hiç kimseye abi demeyin, abla demeyin. Öyle bir şey yok. İş yapıyorsunuz. Bir de son işte üyelik aidatları olsun. Herkes tabii ki bu işin ticari boyutunda. Yani beni 150 lirayla ya da beni 350 lirayla satamıyor. Öyle güzel antrenman yaptırırsınız ki 350 liraya verirken utanır. Hocam zam yapalım. Çok güzel eğitim veriyorsunuz. Ben yıllardır bunu yaptım. Beni tanıyanlar bilir. Ben bir kere şikayet almadım. Hatta şimdi istediğinize sorabilirsiniz. Zam yapalım. Hocam gerçekten şöyle yapalım, böyle yapalım. Hayır diyorum ben iyiyim, sıkıntı yok. O yüzden çizgiyi belirleyecek olan antrenördür. Duruşu belirleyecek olan antrenördür. Biz bunu kaybettik bence. Alkan Imrak Hoca da aynısını demiş, söylemiş zaten. Evet, doğrudur. Aynen. Aynı cümleyi kullanmış. Ben de burayla yurt dışı ile ilgili bir örnek vereyim. Tabii ki. Geçen hafta yöneticinin biriyle görüştüm kulüpteki. Direkt ona şunu söyledim. Sene başındaki başladığımız zaman hiçbir veli antrenman sahasında istemiyorum. Çünkü Avrupa'da da aynı işler oluyor. Oyuncular işte sayı attıktan sonra elini babasına göstermeler, işte fotoğraf çekilmeler, devre arasında filan. Bu sene dedim ki hiçbir veli antrenmanı izlemeyecek. Maçta da hiçbir veli, kimse hiçbir oyuncu görmeyecek. Yani direkt Kesinlikle. maça motive oldu. Maçtan sonra ne yaparlarsa yapsınlar diye Aynen. söyledim. Daha geçen hafta aynısını söyledim. Süper. Yönetici dedi ki tamamdır. Yani biz antrenörü Aynen. bulduk. Heh, işte onu diyorum. Aynen. Şimdi konuya devam edelim. Altyapıdan üst yapıya geçen oyuncular neden başarılı olamıyor? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Onu sormuştuk ama aradaki Evet. ligler bilmem ne. Aynen. Bir de Bir eğitim hocam. Eğitim. oraya da Evet. eklersen birkaç Ya dinleyelim. eğitim sıkıntısı şu. Biz demin Aysel Daman hocamızla konuştuk. Benim kafama şu takıldı. Biz yani çok yetenekli olan oyuncuları yaklaşık 10 yaşından itibaren başlayarak ya bu kız gelecek vaat eden bir kız dediğimiz oyuncuların üstünde emeği olanlar salon sorumlusundan tutun kapıcısına kadar yani görevlisine kadar ailesine kadar dayısına kadar yardımcı antrenöre kadar bir sürü insan o kıza emek veriyor. Ve biz bu kızları belli bir yerde yetiştirip belli bir yerden sonra bu çocuklar yurt dışına gidiyorlar okumaya. Eğitim hayatlarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece yıldız takım ve genç takımda oynayan bir oyuncuya küçük takım ve yıldız takımda oynayan oyuncu okulu bırakıyor aslında. Okulu biraz asıyorlar.
Çünkü hayaller çok farklı oluyor. İşte ben Galatasaray'da oynayacağım, Fenerbahçe'de oynayacağım, Beşiktaş'ta oynayacağım. Fener'de oynayan kız diyor ki ben kesin Süper Lig'de oynayacağım. Aslında bugün Bahar Çağlar'ın da işte takdir ettim. En azından bizim dönemimizde şundan 4-5 sene öncesine kadar Fenerbahçe'deki kızların hayali kesin Süper Lig'de oynayacağım. Şimdi ben onlara diyordum ki hayır. Yani oynamayacaksınız. Hepiniz oynayamazsınız. Fenerbahçe'nin sistemini anlatırdım. Yapısını anlatırdım. Dört yabancılı sistem ki o zaman beşti. Anlatıyordum. Hemen üzülüyorlardı. Hayal kırıklığı yaşıyorlardı. O zamana kadar da ona abilik yapan, ablalık yapan olmadığı için okul da çok kötüydü. Bu da biraz eğitim anlamında sıkıntı. Yani o A takım yaşına gelince kız şunu tercih ediyor. Ya hani bilseydim ben biraz okuluma asılırdım. O zaman biraz okuluma asılayım diyor. Üniversiteyi seçiyor, basketbolu bırakıyor biraz. Etki ediyor. Ben de birkaç ekleme yapayım o zaman bu konuyla Tabii. ilgili. Yurt dışında yaşayan biri olarak İngilizcemin orta seviyede olduğunu düşünürsek oyunculara şunu Aynen. önerebilirim. Genç oyunculara kesinlikle dilleri olması lazım. Ben de Evet. ilk geldiğim sene Fransızca yoktu ve ilk bir sene, 1,5 sene çok zorlandım. Dil çok önemli. Oyuncuların mutlaka ve mutlaka genç yaşta dillerini geliştirip hedeflerini yurt dışı da oynamak olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Kesinlikle işte Erkan Metin buna aslında çok güzel bir örnek. Erkan abi Fenerbahçe'de 2014 yılıydı. Herhalde yanlış hatırlamıyorum. 2013'tü ya da bilmiyorum. Erkan Hoca hiçbir zaman mesela oyuncular o dönemde şikayet ederlerdi. Erkan abi bize bağırıyor. Erkan Hoca tatmin olmayan bir antrenör. Çünkü diyor ki yani sen bunu daha iyisini yapabilirsin. Niye bırakıyorsun? Ve her şeyi anlatırdı. Oyuncu antrenör ilişkisi gerçekten çok iyiydi. Fena değildi. Ama o oyuncular o dönemde o yaşta anlamıyorlardı. Şimdi geçen sene aynısını yaşadım. Bazı şeylerde Erkan Hoca ile çalışan bir oyuncuyla çalışma fırsatım olmuştu 2 sene önce. Erkan Hoca'ya dedim zamanında kızıyordunuz. Şimdi mi dedim anladınız? Abi dedi şimdi anladık. Şimdi demek ki böyle insanların değerini bilmek lazım. Sizi yönlendiren, size gerçekleri anlatan. O zaman abi dedi 6-7 yılımı vermişim Fenerbahçe'ye. Bir anda öyle biraz konuşunca insan sinirleniyor işte. Sinirlenmeyeceksin. Şimdi o kız Fenerbahçe'deki oyuncu diyor ki oradan atıyorum. Şunu şunu yapın. Bu daha doğru olur. Yarınlarda hayal kırıklığı yaşamazsınız noktasına geliyor. Erkan Hoca'ya kızan bir insan onu 20 yaşında anlıyor. Şimdi o 20 yaşındaki kız da 12-13 yaşındaki kızlara bunu anlatıyor. Yani o yüzden biraz önde olan, tecrübeli olan insanları gerçekten dinlemek lazım. Ve doğru hedef belirlemeleri, iyi abilik, iyi ablalık yapmak lazım. Evet, doğru. Çok doğru tespit. Hocam şimdi peki erkek basketbol da olabilir, bayan basketbolu da vardı. Değişim hakkında ne düşünüyorsun? Hocam hatırlarsın hep konuştuk zaten. Ben Fenerbahçe genç takımındayken biz 3 tane takımı yenemezdik. Yanına yaklaşamazdık Fenerbahçe'de. Tofaş, Mako ve Oyak Renu. Biz bunların yanına yaklaşamazdık hiçbir şekilde. Ama bize hep şöyle söylendi. İşte bir de Ülker. Yani Ülker gerçekten çok iyi oynayan, basketbolu iyi oynayan. Efes Bilsen de çok fizikliydi. Bizim 85, 84, 86 hatta 88 jenerasyondan sonra Sırbistan'dan yani çok oyuncu geldi bir anda. Biz Paşabahçe takımı derlerdi Fenerbahçe'de bize. Ortada sürahi işte yanında bardaklar olarak söylerlerdi. Hurşit abi çok iyi bilir bunu. Paşabahçe gibi takımsınız derdi. İşte Hüseyin diye bir arkadaşımız vardı. O 2 metreydi. Diğerleri 1.80, 1.90'dı. Bir anda böyle Kaan Artun da bilir. Bir anda şeyler gelmeye başladı. Uzun ince, dalyan gibi çocuklar gelmeye başladı. Ya bunlar nereden geldi? Emir Preziç gibi. Akın akın gelmeye başladılar. İşte Boşnak, Yugoslav, Sırp. Bunlar gelmeye başladılar. Evet bunlar çok yetenekli çocuklar. Ama bu çocuklar çok aç geliyor. Biz Türkler olarak niye devşirmeyi düşünüyoruz? Çünkü antrenörlerin çoğu o çocuklarda şunu buluyor bence. Benim şahsi fikrim. Saygıyı buluyor, edebi biliyor, yokluğu biliyor, görüyor da, çalışma hırsını görüyor. Kafasında soru işareti olmadan oynuyor bu oyuncular ve antrenörün dediklerinin dışına çıkmıyor. Saygı ve edep doğrultusunda. Biz bazı Türk oyuncularda o yok. Hemen oldum, abi ben olacağım. Yani işte şeydeki Berk Uğurlu sanırım
Obradoviç'e benim çocuğum ya abi, ne ara oyuncu oldum? Ne ara Süper Lig'de Obradoviç'i nasıl eleştirirsiniz? Yani bakıldığı zaman. Bizde o şeyler var. Tutamıyoruz kendimizi. Bu bakımdan dolayı işte devşirmeyi bence birazcık bu yüzden seçiyor olabiliriz ama doğru devşirmeler mi bilmiyorum. Emir Prezi şu an ne yapıyor, nerede bilmiyorum. Yani dedim ya, çok değerli, biz orta çağ antrenörleriyiz sizde, senle hoca. Eski çağ antrenörleri, Hurşit abi olsun, diğerleri olsun, yaş olarak tam da ziyade görmüş, geçirmiş, oyuncu yetiştirmişler. Biz orta çağ antrenör olarak, yani 35 yaş üstü, işte 50 yaşına kadarki kısmı söyleyeyim. Biz daha oyuncu yetiştiremedik. Biz daha bir yıldız adayı çıkartamadık. Evet. Onlar çıkartmışlar, şanslılar. Ama biz çıkartamamızın nedeni tabii ki bizle de çok alakası yok. Tamamen sistem. O ayrı bir konu. Demin ilk başta söylediğimiz gibi. Devşirme oyuncuları da ne kadar çıkartabiliyoruz? Onları da çıkartıyoruz da ne kadar yararlanabiliyoruz? Bir de o da var yani. Yani bu devşiriyoruz ama devşirme oyuncular bugün ortada yok. Neredeyse yani önümüzdeki sene bölgeselde mi oynayacak? Yıllar hani gelecek vadeden dedik. A milli takımı aldık devşirip. İki sene sonra bölgesele mi gidecek bu oyuncular? Evet. Yani o devşirme konusunu da beceremiyor gibiyiz yani ben. Orada, yani doğru seçemiyoruz gibi. Evet, orada yani da sıkıntılarımız var. Doğru söylüyorsun. Peki Türk antrenörlerin başarılı olduğunu düşünüyor musun? Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Bizler başarılıyız hocam aslında. Bu döneme göre yani okul hayatına bakıyorsunuz. Okul sistemi, yapboz sistemi bana göre eğitim. Yapboz de yani gerçekten böyle. Basketbola bakıyorsunuz. Federasyondan tutun eğitim kurullarına kadar, eğitim kurullarından birçok yere kadar hep bir yapboz var. Ya bu sistemin içerisinde bir de antrenörsünüz, kulüp baskı yapıyor, iki tane maç kazansanız sizi ilah yapıyorlar, bir maç kaybediyorsunuz hop kovuluyorsunuz. 4 sene üst üste Euroleague kupasını kazanıyorsunuz, daha önce platformda söyledim. Ya Euroleague Ekrem Memnun'u eleştiren noktaya geldik. Ya Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Bir sene sonra o efendim o kupaya, bizde fanatizm olduğu sürece gerçekten biz çok başarılı antrenörleriz aslında. Demek ki İsviçre'deki senin olduğun ortam, Fransa'da, İspanya'da, Hollanda'daki ortam olsa biz aslında antrenör uçacağız. Ama hep bu korkuyla, bu sistem bozukluğuyla biz gene antrenör iyi gidiyor. Bence yani ben başarıyı biraz pencereyi değiştirerek bu açıdan baktım, başarılıyız ama oyuncu yetiştirme açısından hayır. Ben yani kimse kızmasın, özür dilerim. Demin Aysel Hoca'ya da aynısını söyledim. Yani çok duayen antrenörlere de soruyorum. Niye çıkaramadınız bir tane daha oyuncu? Hani bizler tamam, biz altyapıdayız. Biz orta çağ antrenörüyüz. Yani biz yeni yeni öğreniyoruz ya da artık bazı şeyleri bitirme noktasına geldik. Ama ya bir tane daha oyuncu çıkartamadınız ki hocam haftada 5 gün idman, işte halteriydi, krosuydu, performans arttırıcı çalışmalar bilmem ne, her şeyiniz var. Ama biz bir tane daha bir sel çıkartamadınız. Şimdi benim de bunu sormam gerekiyor. Ama bu konularda sportif tarafa bakarsak evet başarısız. Onda kabulüm ama sisteme dayalı konuşursak başarılıyız bence. Yani gene de başarılıyız. Bu kadar sistemsizliğe rağmen. Ya, Ayhan abi demiş ki yine Ayhan Karlancı, üst yapıda katılıyorum ama altyapı için değil demiş. Antrenörler anlamında. Antrenörler anlamında herhalde. Sorusuna. Evet. Evet, o konuda. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Yani altyapıda evet bir şekilde bir başarısızlık sabaha kadar tartışılan çok güzel bir soru. Ama üst yapıda bence evet. Bence şöyle, ben iki yerde de yaşadığım için şunu söyleyebilirim. Aynen. Şimdi Türkiye'de başarı odaklı. Yani bir sene başarısız oldun hemen, ya 6 ay belki de başarısız oldun hemen gidersin. Tabii. Yani onun bir şeyi yok. Yönetici başarıya bakar. Ama burada şöyle, 5 sene de kalabilirsin, 10 sene de kalabilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Ama antrenör bir meslek değil burada. Evet. Altyapıda meslek değil. O yüzden herkes parasını başka yerde kazandığı için antrenör zevk için yapıyor. Tabii başarı için de yapıyor. Ama başarı gelmezse bir dahaki sene yine çalışıyor. Evet. O yüzden Avrupa bu konuda çok rahat ve maçlar bittikten sonra Erman abi de söylemişti bir platformda. Şunu söylemişti. Maçtan sonra oyuncularla yöneticiler, bütün takım oturup bir şeyler içiyorlar.
demiştin. Evet, bu burada öyle yani. Durum aynen öyle. Maç yenildin, Güzel. yendin. Maç Evet. bittikten sonra kritik yok yani. Bizde ahlar mahlar filan filan yani devam Kesinlikle ediyor. sabaha kadar aynı şey. Transfer yapalım mı, yapmayalım mı? Bu kadar para nereye gitti bilmem ne. İşte sonra bir bakıyorsunuz Sabaha kadar dışarıdasınız. uyumamalar filan filan yani Evet, aynı. inşallah biz de normalleşeceğiz. O tarafa doğru eğileceğiz diye İnşallah, düşünüyorum. inşallah. Peki hocam, çok önemli bir soruya geldik şimdi. Genel sporcu menajerler hakkında ne düşünüyorsun? Bu üst yapıda olabilir, alt yapıda da olabilir. Hatta federasyon bununla ilgili bir çalışma yapıyor galiba. Hatta yöneticilik bölümüyle ilgili de bir çalışma yapmış. Evet. Ama pek bir anlamadım ben yani belirlediği kriterler neye göre diye. Biz ama şu menajerler konusunu bir deneyelim. Menajerlerde ben ikiye ayırıyorum. Ben saha içi ve saha dışı olarak menajer, sen daha iyi bilirsin hocam orada. Belki Fatih Hoca da bilir. Menajerin asıl bir annedir, bir babadır, bir hayat koçudur. Bir gerek eğitim hayatını, gerek sportif başarısını, gerek antrenmandan sonra çıkar, arar, konuşur. Kulüp eviyle ilgili bir sıkıntın var mı? Ya da evinle ilgili, ailenle ilgili bir sıkıntı var mı? Yani menajer aslında çocuğun gölgesi olur. Türkiye'de bu sistemi çok fazla derecede yapabilen menajer olduğuna inanmıyorum. Menajerle oyuncunun konuşması 2 dakika sürüyor. İyi misin? Ne yapıyorsun? Tamam, olur öyle şeyler. Kapatıyor. Menajerlik bu değil. Bu olmaması gerekiyor. Ayrıyeten menajerlerin de çok fazla bazı konularda bilgili olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu işi takip etmiyorlar. Nasıl takip etmiyoruz hocam? Her gün kulüplerle görüşüyoruz. Oyuncu performanslarını çok fazla takip etmiyorlar. Edenler var, saygı duyuyorum. Ama onlar da orada kalıyorlar. Onlar da bulaştırılamıyor o menajerlerde. Yani bizim şu an takım menajerimiz var. Aynı zamanda sporcu menajeri. Ya gitmediği maç yok. Aşağı yukarı bütün oyuncuları takip ediyor. Seviyor. Ama diğer menajerleri, çalıştığı firmanın diğer menajerleri çok fazla maça gitmez. Gitse de bazı oyunculara bakar. Bu istikrarsız bir görüntü çiziyor oyuncular arasında. Ve oyuncularla konuşsalar, iletişime geçseler işleri daha kolay. Ama kulüplerin bu işe bakış açısı, en iyi menajerler başkanlar olmuş. Ben size söyleyeyim, bazı kulüpler hariç, müessese kulüpleri hariç. Yani bir kulüp başkanının oyuncuyla görüşmesi ne demek ya? Yani görüşemezsiniz. Siz kulüp başkanısınız. Sizin bir takım menajeriniz var. Sizin bir genel menajeriniz var. Yani bir kulüp başkanı oyuncuyla görüşüyorsa antrenörü eziyordur. Çalıştığı menajerlik firmasını eziyordur. Çünkü oyuncu şunu söylüyor. Ya ben Erkan Hoca'yı takmam ki diyor. Bana kulüp başkanı oynayacaksın diyor diyor. O zaman da bazı konularda da menajerlere kızamıyorum. Ya da 70 bin lira istiyor Orçun Hoca. Tamam diyor, ben diyor seni diyor 70 bin liraya diyor pazarlayacağım. Sıkıntı yok diyor. Ama diyor şu kadarını alırsın, şu kadarını alamayabilirsin. Menajer olarak benim görevim bunu sana söylemek diyor. Oyuncu şunu yapıyor. E tamam abi, ben o zaman gitmem diyor. E sonra bir bakıyorsunuz, 2 hafta sonra fikri değişiyor kızın. Abi beni illa oraya gönder. E kız da sonra diyor ki, menajer de diyor ki kıza, e tamam o zaman git diyor. E o zaman ben menajerlere bu bakımdan kızamıyorum. Saha dışı boyutunda çok fazla kızamıyorum. Ama saha içerisinde kesinlikle menajerler daha sıkı çalışması gerekiyor. Oyuncularla iletişimde daha iyi olması gerekiyor. İşte en son programda herhalde sen söylemiştin hocam, 16-15 yaşına kadar indi diye. Kulübün haberi olmadan o menajer kapıdan içeri giremez. Her takımın altyapıda bir takım menajeri var bir şekilde. İdari menajeri olsa bir görevlisi var. Yaklaştırmasınlar Orçun Hocam. Bu kulüple alakalı. Yoksa şu an bir tane oyuncu Fenerbahçe'de kapıdan içeri giremezsiniz. Maç çıkışında orada duramazsınız. Ama buna kulüpler izin veriyorsa menajer de girer. Ben o zaman menajerlere kızamam ki. Evet. Diyor hocam diyor, Orçun Hoca rica etmiş diyor. Ben de geldim diyor. Kapının önünde duruyorum. Erdem Hoca, Orçun Hoca izin verdi diyor. Ben ne yapayım? Evet. Ben almasam diyor başka menajer alacak diyor. Yani gerçekten bu sistemde, hani bilgisayardan örnek verdim. Her sistemin parçasının, alanlarının birbirine bağlı olması lazım. O yüzden bunların da federasyonumuz tarafından, ya bir gelin bakalım siz ne yapıyorsunuz? Bakın sıkıntılar bu. 15 yaşına kadar inildiğini duyuyorum. Neden çağrılmıyor? Neden konuşulmuyor?
Bunlar çok önemli şeyler. Yani o yüzden menajerlik saha içinde hayır, saha dışında bazı konularda suç bulmuyor. Hocam TR Women Basketbol. Hocam her sene takımlar sıfırdan bir daha yapılıyor. Bu ortamda ne istikrarın ne başarısı gelir. Takımların bile yarısı bu sene olur mu olmaz mı belli değil demiş. Ben de şu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Pandemiden sonra bizi neler bekliyor? Ne düşünüyorsun? Ekonomik TR Woman'a teşekkür ederim. Ben daha önce onun programında TR Woman'ı yani Evren Hoca'nın programında söylemiştim. Kulüpler bir kere eksi bakiye bekliyor. Yani zaten var olan kulüpler şu an oyuncularının iki ayrılacağı var. Bir de üstüne Spor Toto'dan gelemeyen gelirden ötürü yaklaşık 4 ay gibi kulüpler içeride. Ama bir kulüp çıkıp derse ki ya biz bütün oyuncularımıza konuştuk. Oyuncularımızı alacaklarından vazgeçti. Tamam, sıkıntı yok. Artık onların oyuncuyla onların arasında bir konu yapacak. Benim söyleyecek çok fazla bir şeyim kalmıyor. Ama ben bunu ilk söylediğimde, hele bu pandemi olayları tam böyle dönemlerinde bunu uyandırdığımda bazı tepkiler aldım. İyi yönde de aldım, kötü yönde de aldım. Kötü yönde derken hani hocam niye söylüyorsun değil. Yani zaten ortada. Yani bu kötü bir şey değil. Yani oyuncu parasını veremeyebilir, kulüp parasını veremeyebilir. Sıkıntı değil. Oyuncuyla başkanın arasındaki bir mevzudur. Kimse karışamaz. Ama önümüzdeki sene eksi bakiyeyle nasıl başlayacaklar Orçun hocam? Yani Urla Belediyesi'ni söyleyeyim. Çok konuşulduğu için söylüyorum. Yine görmedim kendi gözümle ama nasıl başlamasını düşünüyor? Şu an oyuncuların alacakları var. Geçmiş borç var. Urla Belediye'de olan bir olarak ben size sorayım. Yani onu pandemiden sonra ne beklediğini yani istiyorsanız cevaplayabilirsiniz. Yani ben cevaplamayayım istersen. Yani şimdi ben de diyorum ki yani nasıl başarı sağlayacaksınız? Gittikçe kova doluyor. Yani bu sene patlamazsınız da seneye de patlamazsanız bir sonraki sene patlayacaksınız. Peki bunu federasyonumuz biliyor mu acaba? Ya da bunu bazı kurumlar biliyor mu? İşte bilse önlemini alsa marka değerini korur. Der ki ben seni almayayım aşağıdaki Tarsus'u alayım. Ya öyle olur mu? Senin yaptığın olur mu? Mesela çok basit. Mesela konu bitti. Ama bu ligimizin marka değerini korumak için önlemlerin ödül yönetmeliği, ceza yönetmeliği bunların çok ağır bir şekilde ya da orta hafif şekilde kullandırılması, gündeme gelmesi lazım. Yoksa dediğimiz konuya geliyoruz. Herkes takım kurabilir, herkes içeri girebilir, sıkıntı yok. Hocam ağzına sağlık. Şimdi diğer bir konu spor okulları hakkında düşüncelerim. Yani 3-4 milyon öğrenci var spor okullarında. Evet. Ve bu bazı spor kulüplerinin yani bunun hepsini katmıyorum ama diyelim ki %20'si çok iyi çalışırken %80'inin bu işten para kazanmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki bu basketbola zarar veriyor mu? Yoksa spor okulunun gerçekten devam etmesi lazım mı? Bütün her şekilde. Ya da kıstaslar gerekiyor. Spor okulları kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir spor. Spor okulları basketbolun bence kalbi. Hı hı. Ya da beyni nasıl istiyorsanız. Çünkü çok değerli sporcular spor okullarında keşfedilmiş. İşte birçok oyuncu da var. İsmini şimdi söylemeyeyim. Demek ki spor okulları bir havuz gibi düşünün. Önce o havuzda toplanıyor oyuncular. Sonra çok değerli yöneticiler, antrenörler spor okullarına gidiyorlar, bakıyorlar, rapor tutuluyor. Yani Beşiktaş'tan bugüne kadar yanlış bilmiyorsam kız takımlarından 4 tane spor okullarından şu an keyifle izlediğiniz oyuncu çıktı spor okullarından. Bunları kim yaptı? Spor okullarının sorumluları, antrenörleri analiz ettiler, baktılar ya da diğerlerinden farklı olduğu için hemen altyapıya sunuldu, altyapı aldı. Spor okullarının kapanması değil de spor okulları 3'e ayrılması gerekiyor. Kulüpler kendi arasında 3'e ayırsın. Bir aktif yani bir aile vardır, ya bu çocuk basketbolcu olsun hocam diyen bir aile vardır. Hocam aktivite, çocuk spor yapsın. İşin içinde kalsın, sporun içinde kalsın diye. Bir tarafta da karar veremeyen insanlar. Yani okul önemli değil. Yani hem oyuncu olsun istiyorsun, hem aktivite olsun ama hem de okusun istiyorsun. Şimdi işte biz kariyer planlamasını kendi kulübümde yaparken oyuncularla onu konuşuyorum. Velilerle de onu konuşuyorum.
Bunu ayırabilirsiniz üçe. Yani biz bunu yapmıştık zamanında 2012 ile 2016 senesinde. Yani sadece sporu aktivite olan gören bir grup yaptık. Başımız ağrımadı. Çocuklar orada spor yaptı, şınavı öğrendi, mekiği öğrendi. Bir beden eğitimi dersinin belki 2-3 katı daha ağırlığında. Bir tarafta da gerçekten bu işe kafa patlatan, çocuğunun sporcu olmasını isteyen yetenekimiz bir grup. Dedim ya, bugün telefondan bağlanıyorum. Telefon çalınca gitti yani. Bütün aynen, görüntü. Aynen. Olsun. Olsun. Devam ediyordun konuyla ilgili. Evet. Spor okulları. Yani bunu bu şekilde ayırmak gerekiyor. Kulüplerin bunu ayırırsa aktif, yani aktivite olarak gören çocukları, yetenekli çocukları ve normal sadece eğitim ve ikisinde de olsun diyen çocukları ayırırlarsa spor okullarında kulüplerin işi daha kolaylaşır ve oradan yetenekli olan oyuncu havuzundan daha çok yararlanabilir kulüpler, iyi kulüpler. O yüzden spor okulları bence durması taraftarıyım, ama buradan gelecek olan ücretleri tabii ki mutlaka biraz altyapıya ayırmak gerekiyor. Yani hep bana sistemi değil de birazcık bunu ayırmak gerekiyor. Spor okulları, biz Bolu'ya gittik. Bolu'da turnuvada, Bolu'da playoff'ta inanılmaz bir tesis. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hocam dedi, 200 tane dedi tabii talebemiz var spor okullarında dedi. Parayı söylemeyeyim, ücreti. Takım kurmuşlar spor okullarında. Yani düşünebiliyor musunuz? Oyuncuların maaşları spor okulunun ayırdıkları bütçeden çıkıyor. Belki bir iki tane daha oyuncu transfer etseler belki bugün Bolu Artı Akademi çok ciddi yerlere gelecek. Gelecekti belki. Yani spor okullarının gücü yadsınamaz. Mutlaka maddesel anlamda, ama bunu kendi bünyesinde ayırması gerekiyor ki hem kulüp hem de diğer altyapı kulüpleri o havuzlardan daha fazla yararlansın. Daha önce Foça İkiz Yumurta'da da keza aynı şeyi gördüm ben. Belki hatırlarsın hocam. Evet, İkiz evet. Yumurta'yı çok iyi spor okulları vardı ve oradan çok ciddi paraların A takımına aktarıldığını gördüm. Yani biliyorum şahsen. O yüzden bence çok ciddi spor okullarının gücü çok büyük, ama antrenör kalitesi ve eğitim kalitesi biraz da bir tartışılır noktada bence. Evet, onları düzeltmemiz lazım bence. Düzeltilmesi lazım. Aynen. İşin başında durmadığınız iş sizin değildir. Yani spor okulları, ben 8 tane açayım, 8'inin başına gitmezsem yani sıkıntı olur. Aynen, aynen, bence de. Her işin başında olacak bence, doğru. Kesinlikle. Peki spor psikoloğu her spor kulübüne gerekli mi? Tamam, diyoruz ki ekonomik krizdeyiz. Evet. İşte pandemiden sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Ama spor psikoloğu konusunda düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Ya bunu şöyle çözebiliriz. Bir veli psikologtur mesela. Hı hı. Hani bunun gibi çözebilir miyiz? Yani spor kulüpleri böyle çözebilir miyiz işleri? Gene bugün konusunu açtım. Barcelona'nın hocam eğitim kampı var. Veli eğitim kampı. Yani Barcelona velileri alıp 7 günlüğüne sanırım, ya 5-7 günlüğüne çocukları, ailelerini kampa götürüyor. Sporcu ailesi nasıl olunur? Çocukların performansları arttığı zaman çocuklara nasıl davranılması gerektiğinin eğitimini veriyor. Bunu da psikiyatristler var, çok doktorlar var. O eğitimin, kampın içerisinde. Çocuklar moral bozukluğu olduğu zamanlarda, ben kelimeler için çok hakim değilim, nasıl anne baba olarak davranmanız gerekiyor? Çocuğun psikolojik sıkıntıları yaş grubuna göre bölmüşler. Bunu bir kulüp yapıyor. Bunu bence biraz bizim Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, mesela Fenerbahçe yıldız erkek takımına bu veli kampını yapabilir mi sence hocam? Bence yapar. Alır, Şile'ye götürür. Bir haftalığına bu velilerle aynı şeyi yapabilir. Ama mutlaka spor psikolojisi, işte senin hocam yayınındaki hocamızın adı, ben isimleri çok şey yapamam.
Seyhan Alfırcı. Evet, yani çok zekasına bence hayran kaldım. Psikolojik açıdan da çok güzel şeyler söyledi. O insanların da kulüplerde, üst yapılarda olmasını isterim yani bence. Kesinlikle olması lazım. Evet, her şeyi antrenör söylüyor. Ama antrenörü psikoloğun çok iyi tanıması gerekiyor. Onun adına konuşmaması lazım. Bunu Trabzonspor'da sanırım Trabzon'da yapıldı. Ya ben koçla konuşurum. Gerekirse seni oynatır olmaması lazım. Yani onun adına konuşmaması lazım. Biraz onu Trabzon'daydı sanırım. Tamam, yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon Olabilir. halkından da Trabzon'dan da özür dilerim. Hani duyarlarsa, ama herhalde oradaydı. Yani iyi bir şey yapmak istediler ama ya biz konuşuruz hocayla ya. Yani o olmaz. Ama çünkü sporcu Orçun Hoca beni oynatacak mı diyor. O da gerekirse ben konuşurum, oynatır. O olmaz. Ama bu çizgileri iyi belirlemek lazım spor psikoloğu, psikoloji, yani spor psikoloğu olarak. Ama bence ya veli kampı bir psikolog tarafından kulüp nezdinde, ya da her kulüpte mutlaka bir tane olması lazım. Mentör değil. Mentörü daha Türkiye bence hazır değil ona. İşte üzümü dinle, armudu, işte armut gibi kendini hisset. İşte muz olsan, güneş olsan, hani onlara daha hazır değiller bence kulüp olarak, ama bir psikoloğa mutlaka danışılması lazım. O kız ne halde eve gidiyor? Ve onun toparlanma sürecini en iyi psikologlar bilir. Biz antrenörler de belli yere kadar biliriz. Mutlaka alması gerekiyor ama tabii maddi güç biraz. Ama kulüpler ön ayak olursa ve bunun da bir grafiği çıkartılırsa, işte bak biz sporcuyu hem psikolojik açıdan hem mental açıdan hazırladık, İşte başarı bu şekilde geldi, İşte başarıdaki spor psikoloğun önemi nedir? Bunlar olursa eğer, belki alt takımlara belki biraz daha motive olabiliriz. Biz de belki, aa evet bak, başarı gerçekten spor psikoloğunda ne kadar önemliymiş deriz. Belki bir teşvik olur kulüplere. Ama büyük kulüplerin yapması lazım. Bilmiyorum, Fener Galatasaray'da var mı? Aynen. Çalışıyor mu? Fatih Gezer hocamız geldi. Hocam, Ah, süper. bayağı dünkü programdan sonra sizden bayağı bahsettik. Aynen. Erdem Hoca da rüyalarına girmişti dünkü video. Utandım yani ben gerçekten, oradaki sistemin hayali gerçekten. Çünkü dedim ya, yani biz 7 kişiyle 6 kişiyle oynamak zorunda kalıyoruz. Korkumuz, endişemiz var ama yani koskoca Dijon takımı, yani 10 kişi ve o Thompson'dı sanırım oyuncu, sonradan gelmişti. 15 dakika ortalama ciddi bir ortalama yani. Aynen. Sistem çok hoşumuza gitti yani, Fatih hocamız kulaklarını çınlattık. Evet, ben ikinci kere izledim dünden beri. Değil mi? Aynen, Evet. aynen, aynen. Peki son soruyu soracağım, ondan sonra kapatacağım. Tamam. Yeni sezonda hedeflerin arasında neler var? Şimdi pandemi de var. Sonuçta oyuncu Evet. transferleri de zor olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bu konuda neler yapacaksın? Hedeflerine neler var? Kulübün hedefleri neler? Bu konuda neler söylemek istersin? Valla biraz Orçun hocam, işte zaten bazı şeylerde beraberiz. Ben sahanın içine 2017 yılında 22 değerli antrenörün, Süper Lig antrenörünün işsiz kaldığını görünce ben birazcık daha saha içinden saha dışına kayma taraftarıydım. Bu da beni biraz ateşledi. Ben biraz daha saha dışının toparlamam gerektiğini, bu konularla ilgili kafa yoruyorsam bunu birazcık daha yazıya, projeye dökerek bizden sonra gelecek olan antrenörlerin biraz önünü açmak, rahatlatmak adına benim bir hayalim var. Bunu biliyorsun hocam. Birazcık daha işin antrenör kısmından saha dışına kaymak durumunda kaldım. Çünkü ben kulüp istiyorum ama kulüpler çok iyi durumda değil. Kulüplerin desteğe ihtiyacı var. Ben kulüp istiyorum, sporcu istiyorum ama sporcuların ciddi anlamda bir sporcu birliği olabilir, bir akıl veren bir kurum olabilir. Bu çocukların birçok şeye ihtiyacı olduğunu gördüm. Çünkü başarı gerçekten birçok Lego gibi birbirine bağlı şekilde ilerlediğini gördüm. Yani paranın olması gerekiyor, spor psikoloğunun olması gerekiyor, yönetim ve oyuncu tarafının, yönetim ve antrenör tarafının aynı hedef doğrultusunda olması gerekiyor. Bunların hepsini böyle topladığınız zaman başarı o zaman daha rahat geliyor. Ama bunların içerisinde sıkıntı olan bölümler, alanlar varsa biz başarılı olamıyoruz. Ben hiçbir zaman milyon dolarlık takımlarla ya da yarım milyon dolarlık, 500 bin liralık bir takımla ben mücadele etmedim.
Hep altyapıdan oyuncu yetiştireyim. İşte ya da altyapıdan çıkan oyuncuyu parlatayım, A takıma sunayım. Ya da A takımda lige sunayım, TKBL'ye gitsin. Ben hep onu yaptım. Yani geçen seneden 11 tane bizim de hani derler ya büyükler tezgahımızdan geçen oyuncular var. Bunlara katkı sağlayabildim. 2 sene çalıştım, 3 sene çalıştım. O yüzden antrenör kısmı biraz hedef konusunda ikinci planda. Birinci plan tamamıyla projelere biraz odaklandım. Ama kulübümle alakalı benim her zaman listem hazır hocam. Ben 4 tane, 5 tane çok değerli Anadolu'dan özellikle İstanbul'dayım. Anadolu'dan çok değerli oyuncular var listemde. Onları almak isterim, onlarla çalışmak isterim ki genç oyuncular ama çok gerçekten isimlerini yakın zamanlarda 1-2 yıl sonra çok rahat duyacağınız oyuncular. Seviyorum çünkü Anadolu'da gerçekten bu işe çocuklar aç. Yani İstanbul'daki gibi biraz işte saçım tokası pembe olsun, yeşil olsun. Her oyuncu böyle değil ama biraz kafaları farklı yerlerde. Biz büyük kulüpte oynuyoruz. Hemen oldum ama Anadolu'daki kız öyle değil. Hala mücadele ediyor kız. O oyuncuları bulup kulüplerin değerlendirmesi lazım. O yüzden bakalım hocam işte bir yerden bir teklif var. Onu her gün konuşuyoruz. İstanbul'da birazcık düzenim var. Düzenimin dışına çıkamıyorum bazen şehir dışı olduğu için. O yüzden o kulüple biraz haşır neşirim. Kendi kulübümle ilgili haber bekliyoruz önümüzdeki hafta. Olursa tabii ki zaten devam edeceğiz. Ama pandemi süreci biraz oyuncuların fiziksel ve mental açıdan transferler biraz bizi zorlayacak. Yani Ekim'i Evet. falan anca bulur toparlamamız. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Çok İnşallah. keyifli bir program oldu. Ben İnşallah. Teşekkür ederim hocam. katıldığım için teşekkür ederim. Yani katılan Ben herkese teşekkür ederim. teşekkür ederim. Aynen. Aynen ben de. Devamlı zaten görüşüyoruz. Daha da görüşmeye Aynen. devam edeceğiz. Aynen inşallah. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Hocam, diliyorum. Ben iyi teşekkür ederim. akşamlar. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz Sağ olun hocam. hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.